teypten gelen bir müziğe hareketlenip göbek atan bir roman kadar. Trafikte soğukta mendil satmaya çalışan ve duran bir otobüsün egzoz gazından ısınmaya çalışan bir Suriyeli çocuğu. Bana İstanbul ama. Bayrampaşa Maltepe'de çalışmaktan iki büklüm olmuş ve hayatından memnun bir mobilya ustası. Fatih'te her sabah kapısının önünü tazikli hortumlu su ile yıkayan temizlik hastası bir kadını, benim komşum. Yedikule'de yalnız yaşayan ve sevgisini beslediği kedilere veren yaşlı bir adamı. Bana İstanbul'a. Mahmutpaşa yokuşunda taşıdığı ağır yükten dolayı devamlı gaz çıkartan bir havalı. Topkapı Kale içinde birbirini seven iki gencin duygu dolu bakışlarını. Fatih'te egzozu bozuk bir motora binen iki sokak serserisini. Bana İstanbul'a. Halkalı'da gündüz annesinin gördüğü erkek arkadaşını babama söyleme diye yalvaran bir genç mi? Bakırköy Ruh Sinir Hastanesi'nde tuvaletteki aynada kendisini görmeye çalışan bir hastayı. Bana İstanbul'a. Küçük Arnavutlu'da meşhur olmak isteyen ve rüyasında türlü türlü hayaller kuran bir genç mi? Fatih'te sattığı sütün içine çaktırmadan su katan seyyar bir sütçü. Bana İstanbul'a. Samatya'da merkebin bağırması gibi bağırarak poğaça satan bir adamı. Bayrampaşa'da hapisten yeni çıkmış bir insanın çaresizlik içinde iş bulmaya çalışması. Aksaray köprü altında yanında köpeğiyle birlikte yorganın altında ısınmaya çalışan bir evsiz adam. Eyüp'teki kadınlar hamamında oğluna kız beğenen yedikoducu bir kadını. Bana İstanbul'a. Kurtköy'de kırda yakacak toplarken bir köpeğin saldırısına uğrayan bir adamı. Aksaray'da adres arayan bir adama yanlış adres tarif edip sonra da arkasından sırıtan bir insanı. Fatih Edirne kapıda müzik eğitimi veren iyimser ve güler yüzlü bir öğretmeni. Bana İstanbul'a. Şişli Pangaltı'da kalabalık bir otobüste şoförün tren yapmasını bekleyen bir portçu. Kasımpaşa'daki karşıdan karşıya delikodu kaynatan çenesi düşmüş iki kokoş kadını. Küçük pazarda duvarları rutubet kokan, mum ışığında aydınlanan ve içi gurbet kokan varoş bir evi. Bana İstanbul'a. Florya'da bir su birikintisinden havalanan bir saksağın kuşu. Kum kapıda dilendirdiği çocukların paralarına zorla el koyan bir adamı. Eminönü'nde trafikte çile çeken bir otobüs şoförünü. Galata Köprüsü'nde ortasına balık gelecek diye saatlerce bekleyen bir adamı. Fatih'te elbise vitrinine baka kalmış türlü hayaller kuran bir evsiz insanı. Bana İstanbul'a. Yeşilpınar'da savaş babasından dayak yiyen bir genç kızın dramını, Topçular'da plastik enjeksiyonda parmağını kopartan bir adamın bağırmasını, Bayrampaşa'da bir döküm atölyesinde çalışıp emeğini alamayan bir adamın çaresizliğini. Bana İstanbul'u anlattı. Armutlu'da radyoda çalan bir şarkı dinleyerek eski sevgilisinin resmine rakan bir adamı, Rami'de bir toptancının zam gelecek diye çuval çuval şekerleri istif etmesi. Rumeli Feneri'nde fırtınaya yakalanmış bir teknenin dalgalarla kavgasını, Ziver Bey'le bir dağ çamına yuva yapmış bir atmacayı, Ok Meydanı Perpa'da bir çaycının birdenbire bir şarkı söylemesini, Kadıköy Evlendirme Dairesi'nin önünde gelin arabasının önünü kesen roman çocukları. Bana İstanbul'u anlat. Ateş Tuğla'da kızlara laf atmaya çalışan yamuk tipsiz delikanlıları, Zeytinburnu minibüsünde fren yaptıkça bağıran havalı kornalı bir şoför, Balat'ta ilginç bir kafesi olan entelektüel ve yardımsever bir adamı. Bana İstanbul'u anlat. Balat'ta Hacı Yatmaz gibi yürüyen ve kadın iç çamaşırı satan bir seyyar kadın. Edirnekapı'da yılbaşında kabaran indiler gibi yolda yürüyen psikopat bir adamı. Edirnekapı'da fırtınaya yakalanmış sandallar gibi sallanan sol ayağı topal dedikoducu bir kadını. Bana İstanbul'u anlat. Mertler'de arabasını aldığı bir travestinin falçatalı saldırısına uğrayan bir adamı. Seyrantepe'de yağışlı bir havada kadınlara çamur sıçratarak sırıtan bir adamı. Nurtepe'de 3 aylık kirasını ödemeyen bir adamın ev sahibiyle kavgasını. Giyimkent'te sakin bir büfede çayını yudumlayan bir koltuk tanrısı. Kasımpaşa'da motosikletle kapkaç yaparak kadınların çantalarını çalan bir romanı. Otogarda gurbetten gelen oğluna sarılıp gözyaşı döken bir babayı. Bana İstanbul'u küçük pazarda 4 gencin bir tas çorbaya kaşık sallamalı. Balat sur dibinde içmekten adam oturu gibi sallanan kırmızı suratlı şarapçıları.
Mevlana kapıda marul yetiştiren bir adamın toprağa çapalamasını. Anası pazardayken balkondan ağzında sakız, manava göz kırpan genç kızlar. Beyoğlu'nda sarhoş masalına meze olan hayat kadınlarını. Yağmur kokusuyla arkadaş olmuş Arnavut kadınlarını. Feriköy'de eve geç gelen kızını evine çeviren döven asabi bir babayı. Pazarlarda dolaşarak sebze artıklarını toplayan çileli fakir kadınlar. Saray burnunda bir kaya dibinde birbirine sarılmış sebze avları. Bağcılar'da bir sokak gölünde halay çeken insanları. Bakırköy'de sevip de aşkını bir türlü söyleyemeyen gençlerin çaresizliğini. Cerrahpaşa'da kolunu kaldıracak derman olmayan hastaları. Adalarda merkebe binen ve hayvanı çileden çıkaran şişman Arap yumuşları. Boğazda palamut yakalayan bir adamın yüzündeki mutluluğu. Sarıyer'de birden bir horozun ötüşüyle ikilen kokoş bir kadın. Mahmut Paşa'da bir mıknatıs gibi kadınlara yapışan tezgahtarları. Eyüp'te bir adamın buğday vermesiyle sevinen güvercinleri. Kadıköy'de evde kalmış bir kızın pencereden baka kalmış. Fatih'te bakkala borcu olan bir insanın arka sokaktan gizlice sıvışarak gitmesini. Kıraç'ta güneşten yanakları kırmızı olmuş iki çocuğun bahar dalları gibi gülümsemesini. Altınşehir'de otobüs parası olmayıp eve yayan giden bir adamın çaresizliğini, Kazlıçeşme'de ipini koparmış bir gencin plakasız bir motorla dolaşmasını, Hasköy'de bir adamın duran trafikte gasp edilmesini, Habibler'de bir adamın bahçesinden biber toplamasını, bana İstanbul'a Bulgurlu'da sevdiği kızın ismini koluna dövme yaptıran bir delikanlıyı, Erenköy'de yağın satacağı midyeleri merdiven altında pişiren roman bir aileyi, Cennet Mahallesi'nde aynı kıza alışık olmuş iki delikanlının kıyasaya kavga etmiş. Edirne Kapı Kuş Pazarı'nda Metris'teki mahkumlar gibi dışarı çıkmak isteyen kafesteki saka kuşları. Tarihinde engelli bir vatandaşa alaycı gözlerle bakan bir adamı. Bana İstanbul'a al. Zeytinburnu'nda üvey kızına şehvet dolu bakışta atan bir adamı. Silivri Kapı'da inek sütüne su ekleyip karıştıran seyyar kuşçu. Eve yeni gelin gelmiş bir kızın kaynanasının öfke ve kim dolu bakışlarına maruz kalması. Saraçhane'de sünnet olmuş bir çocuğun tehlikeli maddeye gibi ön tarafını tutarak dolaşmasını. Köyden yeni gelmiş bir şahbalının altını doldurmuş çocuklar gibi Filizköy'e dolaşmasını. Balat'ta seyyar bir karaycının bakır bir kapı kalaylanmasını. Bana İstanbul'a anlattı. Kadıköy'de üst kattan gelen gürültüye yeter artık diyerek tavana süpürge sapıyla vuran bir adamı, kum kapıda erotik bir dengeye bakarak iç çeken bir genci, küçük çekmecede veresiye defteri kabarmış bir adamın bakkalın sert ve öfkeli bakışlarına maruz kalması, Edirne kapıda evi artık savaş meydana dönmüş bir adamın yaşadığı çöp evi, Polonezköy'de çiftleşen iki köpeğin birbirine yapışıp kalmalarını bana İstanbul'a anlattı. Zabıtadan kaçarken bıçağını yere düşüren bir seyyar köfteci, Topkapı kale içinde gece soğuktan korunmak için teneke önünde ısınmaya çalışan bir evsizi, Alibeyköy'de varoş bir evde ölümü bekleyen kimsesiz yaşlı bir adam. Bana İstanbul'u aldı. Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda tek bacakla mendil satmaya çalışan bir kadının dramını, Aksaray'da üç katı tertemiz alt katında fareler ve böceklerin dans ettiği bir lokantayı, Suadiye'de yüzü gözü kanlar içinde kalmış horoz dövüşündeki horozların çaresizliğini, Şile deniz seferlerinde nöbet tutan adamın yalnızlığını, Horhor'da bir bakkalın veresiye defterine çaktırmadan 10 TL eklemesini, bir adamın Galata Kulesi'nden Kuş Kulesi'ne bakmasını, adam okulunda darbuka çalan küçük roman kızını, Topkapı'da bir seyçenin önündeki ekmeği çalıp kaçan bir karnayı bana İstanbul'a aldı. Kocatepe'de dört makamlının hava olsun diye pişti oynarken kralcasına ellerini masaya vurmaları. Samatya'da doğum sancıra tutmuş bir kadının evde bağırarak yardım istemesini. Bebek'te bir kadının kalçasına bakarken ağaca toslayan bir adamı bana İstanbul'a aldı. Eyüp Adliyesi'nde bir mübaşirin erken öten horozlar gibi salona bir suçluyu çağırmasını. Hastalık kışlasında içtimadaki askerlerin komutanlar gelene kadar soğuktan titremelerini, gün görende bir annenin üvey evladını evine çevire dövmesini, Bayrampaşa köprü altında bir çocuğun poşete doldurduğu baliden bir nefes almasını, bana İstanbul'a aldı. Dolapdere'de arabalara satış yapan romanları, Balat sahilinde bir roman ailesinin mangaldaki yemek ziyafetini,
Cibali'de nöbetçi bir eczacının uykuya girip düşmesidir. Baharda Edirne'de bu sur dibinde açan kırmızı gelecek çektir. Gece soğuktan arabanın üzerine düşmüş çiğ damlarını, Balat'ta elinde bir tesbih kendini bir şey sanan gençlerin haykırışlarını, Etiler'de doymak bilmeyen bir kadının gece buzdolabına bir şeyler atıştırmasını, Ortaköy'de bir seyyar gümüşçünün Tarzanca bir turiste satış yapmasını, bana İstanbul'u anlat. Bebek'te gece annesini bir türlü uyutmayan bir bebeği, Cihangir'de bir antikacının eski bir galabafonun tozunu silmesini, Süleymaniye'de bir çöpçünün süpürgesiyle erkenden Arnavut kaldırımlarını uyandırmasını, Yenikapı'da eski bir ahşap evde yaşayan bir baykuş, bana İstanbul'u anlat. Bayrampaşa mobil atölyesinde çalışmaktan iki büklüm olmuş bir adamın sigarasından bir nefes almasını, yeşil direkte azgın bir dul kadının kendi şehvet dolu yangınını söndürmek için asılsız yangın ihbarında bulunmasını, Bayrampaşa'da Vurdurcalar'dan koltuk toplayarak yeni koltuk diye satan bir adamı, Bayrampaşa halk çıkışında plastik poşet satan seyyar satıcıları, Aksaray'da bir kol taşlama atölyesinde nefes darlığı çeken bir adamı, Kumkapı'da balıkları devamlı su sallayan babacan bir balıkçı, Beşiktaş'ta ekmek almaya diye evden çıkan bir genç kızın merdiven altında bakkalın oğluyla iş pişirmesi, can kurtulanda kale dibinde içmekten ada vapuru gibi sallanan ayyaş adamları, Yedikule Göğüs Hastanesi'nde nefes dağıldığında ciğerleri kurbağa öten, kurbağa gibi öten bir adamı, bana İstanbul'u al. Eskiden Sirkeci'den Halkalı'ya uzanan tren raylarının yalnızlığını, Beleş'te gece mesaisinden dönerken kapkaç yapılan kadının feryadını, Kayış Dağı'nda ormandan topladığı yakacağı sırtında taşıyan yaşlı bir kadını, Kuzguncuk'ta bağırıp tezgah açan seyyar günlük balıkçıları, küçük suda kocası askerdeyken manavının oğluna gönlünü kaplayan bir kadını, çayır başında müşteri yüzünden kavga eden iki taksici, bağlar başında uçurtmasıyla gökyüzünü renklendiren sevimli bir çocuk, Zeynep Kamil'de ev sahibi tarafından evden atılan fakir insanları, Karacaahmet'te ziyaretçilerden duaya karşılık para alan sahte düzenbaz hocaları, Çapa'da insanlara para karşılığı kan veren çıkarcı insanları, bana İstanbul'u anlat. Halkalı'da aniden bastıran sağanak yağmura yakalanan insanları, Topkapı'da keseceği eşeği bir türlü yere yatalamayan acemi korkak bir kasabı, bana İstanbul'u anlat. Florya'da hazırlayacağı kıymaya çaktırmadan baş eti ve kıkırdak karıştıran kasabı, Mahmut Paşa yokuşunda bağırarak satış yapan seyyar bir şerbetçi, teybi sonuna kadar açıp yolcuları arabesk dileten bir mülübüşçü, yetiştireceği evde acil olduğu için kaldırımlara çıkarak yol alan bir motorlu kurye, Eminönü'nde kalabalık bir otobüste gaz ağzı yapan bir adamı, Sefaköy'de konfeksiyon atölyesinde bir çift sevdalı bakış, Avcılar'da sabahtan beri av arayan bir atmacanın aniden dalışa geçerek yavru bir kediyi kaparak uzaklaşmasını, Bebek'te demirli bir yelkenlinin dalgalara şarkı söylemesini, bana İstanbul'u anla. Kasımpaşa'da 5-6 yakınını dilendirip sonra akşam minibüste toplayan Adanalı dilencileri, bana İstanbul'u anla. Büyükada'da saçı sakalı birbirine yapışmış bir adamın ormandan kışlık yakacak toplaması, Topkapı Kale içinde betonun üstünde kırılmış yatan evsiz bir adamı, Etiler'de yaptığı saçı beğenmeyip kuaföre çile çektiren kokoş kadınları, Yıldız Parkı'nda sevişen iki genci uzaktan seyreden bir magan, bana İstanbul'u anlattı. Şimdi bazıları tekerrür olmuş aynı şekilde. Evde kaynanasına bağlamayan bir gelinin hırsızı çocuğundan çıkarmasını, satacağı 2-3 poşe için sabahleyin Edirne Kapı'da avaz avaz bağıran düşüncesiz seyyar satıcıları, Beşiktaş'ta bir oduncunun ağır çekmesi için odunlarını devamlı sulamasını, Çemberitaş'ta bir bakkalın belediye defterine artık yazacak yer bulamamasını, bana İstanbul'u anlat. Askerden geri gelmiş bir mektubu hasretle okuyan bir anneyi, bir ciğerci önünde kısmetini bekleyen minnoş bir kedi, bir baltaya sap alamamış işsiz bir serseri evladıyla tartışan bir babayı, bana İstanbul'u anlat. Balat'ta ayağa topal seyyar bir sarımsak satıcısını,
Okula giden gençlerin sokak aralarında şakalaşarak ellerindeki sigaradan bir nefes alıyordu. Bana İstanbul'a mı? Yedikule'de babasının patronundan çaktırmadan gizlice harçlık alan delikanlıyı, Üsküdar'da annesini dinlemeyen bir kızın evden kaçmasını, Demet'te eve geç gelen kocasından hesap soran kadının feryadını, Topkapı'da saç bırak kadar yatan bir evsizin yağmur damlalarını tek tek saymasını, bana İstanbul'a mı? Şimdi... Balat'ta soğuktan üşümemek için birbirine sokulmuş bir çift kumruyu, Çengelköy'de bir papunun iskeleyle kucaklaşmasını, Kozlu mezarlığında... Şimdi Rıfat Bey, efendim? Tamam bu kadar yeter. Şimdi sen bunları yanında, bak sen bunları yanında taşıyorsun. Evet. Bir şeyler de tekrar tekrar olmuş aynı şeyler. Evet, netice değil. Bu ne yapmayı düşünüyorsun bunlarla? Yani bunu ya bunu yazmakta şey ki. Şiir kitabı çıkacak zaten. Bunlar hep şiir kitabına yazılacak. Ama bunlar hep böyle gözlemler. Evet. Hiç şey sen ayağım biraz evvel yeni biraz senin böyle şey gördüm yani. Nasıl? Umutsuz. Hep olumsuzluklara bakıyorsun. Bu İstanbul'un gerçek yüzü. Bak ama gerçek yüzünde mutlu insanlar da var. Evet. Sorumluluğunu yapan insanlar var. Dini, milli. Mesela Hasan gibi dertlerini seven insanlar evet. var. Öyle insanlar var ki sırf topluma evet. faydalı olmak için veyahut da Allah razı olması için ölümü göze alan insanlar var. Hiçbir menfaati yok. Şimdi böyle şeyleri de gözlemen lazım. Tamam mı? Böyle şeyleri de gözlemen lazım. Yani mutlu şeyleri de yazılıyor. 10 tane daha şey var mutlu şeyleri. İstanbul. İşte bak onlara... abi madem sen şu çocuklara bir hizmetin olsun. Şunlar bunlardan mesela alkolden, sigaradan, kumardan nefret et. Cebin para, vücudun sağlık kazanır. Bunları böyle boş vakit okuyup böyle bir şiir yazıp biz de bunu bir şarkıya dönüştürüp şiir yazayım. Mavi ayın, bak mavi ayın şiirini yapmak istiyorum. Nedir o? Bestesini. Tamam, bestesini. Tamam, belki tamam. senden çıkar bu. Çıkar. Ne? Senden bir çıkar. Evet, bu çıkar. Alt yapılmaz sende. Ben mavi mi? Bunu o zaman bir şiir böyle bunlardan yazın çıkar. Yazın getirin buraya. Sen olmasın da kapının altına atarım. Ama kapının altına atamam çünkü kapının geçmiyor. Yok Hasan burada devam ediyor. Ben buradayım abi hiç farkında. Mesela? Yanında kumcuna cebire. Bak evet. şunu al. Yanında kumcuna cebire. Bak burada bizim sloganlarımız gibi bir şey var. Hayatına değer kat. Evet. Oradan bir şiir yap ama şarkılaşacak. Çocuklar böyle ilahi bir müziğiyle çıkabilsin. Evet. Rap müziğiyle çıkabilsin falan filan. Evet. Yani. Rıfat bunu Fatih Haber'de yayınlayacağız şimdi. Ne diye yayınlayalım bunu? Rıfat'ın evet. Gözlemleri olsun. Bon. Yani ne buradaki amacın bunu dinleyenlere ne demek istiyorsun sen? İstanbul'un taşı toprağı yaşayan, altı. İstanbul'un yaşayan yaşanan sıkıntılar. İstanbul'da yok. Yani İstanbul'da yaşanan insan manzaraları. Ama hep İstanbul'un insan manzaraları. Ya hatta şöyle. İstanbul sefaletleri bunlar. İstanbul'un gerçek yüzü. Ya İstanbul'un arka yüzü. Abi göbek adamı da var, zengini de var. Yok yok, İstanbul'un arka yüzü. İşte yani ön yüzü de var. Yani sabahın erken saatinde. Ön yüzünü söyleyeyim. İstanbul'un güzelliğine giyin de gel benim için. Bunu okuyayım mı? Güzel. Söyle. Okuyayım. Ezbere mi okuyacaksın? Ezbere. Sen? Yani sen... Başlayayım. Sen de şerh etmem başlayayım. Tamam. Kesintisiz. İstanbul'un güzelliği. Giyin de gel demiş. Gözlerin yemyeşil olsun. Boğazdaki yosunlar da. Boğaz köprüsü gerdanlığın olsun. Boğazdaki sandallar ayakkabın olsun. Ellerin taze buhar dalları gibi bembeyaz olsun. Bakışların boğazdaki yakamozlar gibi rengarenk olsun. Adaların kızıl rengi toprağı senelerin akını olsun. Gönlün Topkapı Sarayı gibi zengin olsun. Neşen, boğazda çığlık çığlığa martılar gibi olsun. Kışın adalının sessizliği, sakinliği mi olsun? Dudakların beykozu bireyi gibi kıpkırmızı olsun. Dişlerin kanlı yorgu gibi bembeyaz olsun. Kışın adalının sessizliği, sakinliği mi olsun? Kumkapının balıkçı ağları senin çorapların olsun. İstanbul'un mideleri senin tırnakların olsun. İstanbul'un güzelliği.
giyin de gel benim için. Emin Galı Sarmaşıkları senin zülüklerin olsun. Suadeli çakıl taşları parmağına yüzük olsun. İstanbul'un yıldızları saçlarına topu olsun. İstanbul öten mürbürler sevdamlı söylesin dursun. İstanbul'un rüzgarları kulağına masalları söylesin dursun. İstanbul'un güzeli giyin de gel benim için. Ben neymişim benim? Kız Kulesi güzeline şahit olsun. İstanbul'a dökülen yapraklar senin sarı saçların olsun. İstanbul'un derileri sana olan özlemini getirsin dursun. İstanbul'un güzelliğini giyin de gel benim için. Rima'daki siyah yüzünden senin küpelerin olsun. Cömertliğin İstanbul'un güneşi gibi sımsıcak olsun. İstanbul'un güzelliğini giyin de gel benim için. Çocuklarımız İstanbul'un adamı gibi 5 lira olsun. İstanbul'un güzelliğini giyin de gel benim için. Başbakanı da geçti. Bir ayın çağları senin kirpiklerin olsun. Ondan sonra o kadar. Bir de İslam'ın güzel gibi. Öbürsü özellik değil, gerçek gibi. Gözlerindeki o şeyi görmem lazım. Bakışı görmem lazım. Sen çok babacan bir insansın. Ondan sonra sevgi dolu. Biraz romantiksin. Ondan sonra idealist bir insansın. İdealist. Yani sanki benden beni çözme. Çözümden çekmişsin. Yani herhangi bir yere sallama ama lütfen. Söylüyorum bak. Herhangi bir hedefi hedefleyip o hedefe her türlü zorunluluğa karşı ulaşan bir insansın. İdealist bir insansın. Ne görürsem onu söylüyorum. Görürsem. Tamam abi. Öyle yalan dolan, üç kağıt, yağlama, yıkama, yalakalık yok bende. Ne görürsün bunu söylüyorum. İdealist bir insansın. Otoriter bir insansın. Disiplinli bir insansın. Ondan sonra çok temizliği seven bir insansın. Temizliği bir seven bir insansın. Ne görürsem onu söylüyorum. Başka bir şey yok. Ondan sonra dürüst bir insansın. Yani yalan, dolanı, üç kıyatı sevmeyen bir insansın. Ondan sonra bir de ne deniyorlar? Aklıma gelmedi. Yemdi söylesin. Ondan sonra şey birisi sana bir şey söylediği zaman hemen onu demoralize eden bir insansın. Yani herhangi bir lafın altında kalmazsın. Hemen onun cevabını verirsin. Evet. Kendini ezdirmeyen bir insansın. Yani derler ya ağzına buraya ekmeği al. Öyle bir insan değilsin. Yani hakkını arayan haklı olduğu yerde ondan sonra her türlü... Ama ağzında bu ekmeğini anlattığından... Tam tersini söylüyorum. Yani kendini ezdirmeyen bir insansın. Hakkını arayan, o istediğin hakkını da ne her türlü pahasına karşı söke söke alan bir insansın. Kim olursa olsun. Bu hangi, her konuda olabilir. Cevap verir mi? Evet. Ondan sonra, bir dakika bitmedi. Az bir şey kaldı. Ondan sonra sen söyle. Bir de hafif asabi bir insansın. Hafiften. Başka bir şey yok. Ben? Ne gördüysen onu söyledim. Tamam. Ama ne derece doğru söyledim bunu sen. Bana evet. Burada millet manyak diyor. Bu adam kafayı yemiş diyor. Şimdi 1 milyar 50 lira maaşımı hepsini bu işe harcıyorum. Kredi çekiyorum, 30 milyar borç veriyorum, bu işe harcıyorum. Severek yapıyorum. Ben şu kahvelere dönüp oralarda çağırtmamı önemli. Hakkını ararım, seni de ararım ben. Hele hele bir başkasının hakkı için çok uğraşırım. Dürüstlük kendimi söylemeyeyim ama idealistimdir. O iş için zor şartlarda bir yola çıktık. İşte ablam bile biliyor falan. Dediklerini çünkü... Doğru, orada doğru. Bir de ne dedin? Yani
idealistim yani. Disiplinliyim, bir şeyin olması için. Otoritersin yani. Otorite, o kaybedersen zaten şeyin olmaz, iş yapamazsın. Temiz falan. Evet. Ya temiz bu gözlemekle mi ilgili? Bir de kendine karşı özgüveni yüksek olan bir insan. Özgüveni. Ve bana biri daha söyledi bunu. Yüksek mi? Sen dedi, bir bayan dedi. Karşındaki insana dedi, güven veriyorsunuz gözlerinden. Özgüveni yüksek. Böyle bir şeyler dedi. Ben anlamam o kadar. Güven, özgüveni de biliyor musun? Özgüven. Yani... Benim bu damgalaklığım ne zaman biter böyle? Yani... Başkaları için yaşamam. Kendi idem. Ne nasıl? Ben başkaları için hep yaşıyorum. Tamam, şey kendim için hiç yaşamadım, 56 yaşına geldim. Bak. Ben kendim için ne zaman yaşayacağım? Bunu görebiliyor musun? Onu söyleyeceğim. Bak şu lafı evet. Bitireyim. Bak şimdi. Sen kendi insanların sağlığına, insanlara alamış bir insansın. Yani o içindeki şey, senin bu mücevher, içindeki mücevher, o deneyimine dedikleri boş, o sevisine kazanırsın. Niye öyle diyorlar sana? Milletin işine gelmiyor. Milletin sigarasını söndür, onu söndür, o içki içme bilmem ne. Millet kendini kaybetmiş. Asıl manyak millet, akıllı birisi olan içki içmez, sigara içmez. Sigaraya sarılmaz. Sigara sarılınca da kendi iradene sarılır. İnsanın en büyük cevheri kendi iradesidir. Kendi özgüvenidir. Özgüven kendisine güvenmek insanın. Her şeyde. Düşüncelerinden, konuşmalarından, bakışlarından, davranışlarından memnun olmak. Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen, güzel davranır. O güzel. Hayata olumlu, pozitif ve bakacaksın ve kendine barışık olacaksın. Kendine barışık olursan zaten o güzellik, o gözlerinden bir ayna gibi etrafına yansır insan. Evet. Ondan sonra. Sen güzel görüyorsun. Güzel düşünüyorsun. Niye güzel düşünüyorsun? İnsanın sağlığını düşünüyorsun. İnsanın... Ben bu görevi diyorum bana Allah verdi diyorum. Bir de diyor ki, manyak diyor bu. Onu bak alakalı. Ben, ondan sen. Bu paraları harcıyorum. Bunu daha önce söyledim. Bu Allah denilen bu güç, şüphesiz bu güç, bana bütün masraflarımı getirdi, verdi. Bir şey vesile etti. Niye? Bir mirası vesile etti, verdi. Çünkü doğru iş yaptığını o zaman tehcilliydi yani. Daha parayı almadım. Alıp bugüne kadar borçlarıma vereceğim bankalarda. Güzel bir iş yaptığımı ve Allah da bunu sponsor oldu diyordu. Beni, bu parayı nereden buluyorsun diyorlardı bana. Bak. Emine Erdoğan bana 2,5 milyar veriyormuş. Kızı 1,5 milyar veriyormuş. Yeşilay zamanından bahsediyorum. Kahvelerde böyle dedikodu yapıyorlardı. Önce kızıyordum, sonra baktım ki bunlar 3-5 tane daha. Böyle, çünkü onlar sabahın 3,5 kurarlar 9-10'da çayı içerler. Akşam da bozarlar hükümeti. Ben yani öyle bir durumdaydım yani. Bana çok iftira attılar. Yolunu buluyor bilmem ne, beni tanımayan yaptı ama bunu. Böyle tanımak derken 45 senedir görürsün, alışveriş yapmadığı için tanımazsın yani. Allah Teala görüyor. Allah Teala senin yaptığın güzellikleri gördü, insanlar için güzel şeyler yaptı. Buyurdu, sana 3 milyar borcum var dedi. Çık, çıkardı bankaya yatırdı, ufak bir pürüz var şimdi mahkeme. Bak, ne diyorlar, veraset mi diyorlar? Verecek parayı geri verdi, bankaları ödedi. Bu Allah için, Allah'ın gençleri için. Yardım ediyor Allah, niye? Tabii. Allah kullarına yardımcı oluyorsun, ne yapıyorsun? Çünkü ben 145 seneler geldim buraya, kumar oynarken, bak kumar oynadığım zamanlar da var, böyle basit şey, iddia 2 lira olup uçturdum. Alkol içtim 30 sene, kandil hariç, Ramazan hariç, sigara içtim 40 sene. O zaman niye gelmedi bu para da, şimdi geldi. Her şey Allah'tan, unutma. Allah'tan işte, Allah. Onun için 2,5 senedir, 300 bin lira yatırdım, para harcadım, bu parayı getirdim, verdi bize. Vakıf bankta para yatıyor şimdi şahsına. Kim bilir, tabii bak baba, kim bilir kaç kişiye içkiyi, sigarayı bıraktırmış. Var, vesile olmuştur. Ne kadar vesile, ne kadar güzel, vesile olmuştur. Ne kadar güzel. Ya. Onun mutluluğunu anlayamazsın bak. Rıfatçı bir çarşaflı kadın gelip de bir erkeğin yanına yaklaşıp hiç tanımadığı bir adama bir şey söylemez. Bana en az 20'ye yakın böyle çarşaflı kadın geldi, gözlerime bakmadan sen, ben de ona bakmıyorum. Allah razı olsun kardeş, Allah razı olsun abi. Yani yaptığım işin daha doğru olduğunu. Bir de ilginç bir şey anlatayım. Bugün karnım aç.
15 lira para var yanında, 10 lira tavuk alacağım. 5 lira da patates aldım yandaki şeyden. Ben bekar olduğum için iki günlük yemeğimi yaptım. Bir kız çocuğu geldi. Dedi Yeşilerci amca dedi, o zaman Yeşiler görmüştü. Bizim evin önünde dedi, esrar içiyorlar dedi. Gelir misin dedi, sanki ben polisimmişim. Kız beni büyük bir şey görüyor. Dedi motorda benzin yok. Ben karnım aç, bilmem ne. Dedim ki, nerede oturuyorsun? Dispanser orada, sağlık ocağı orada. Tamam dedim, git dedim, ben 10 dakika sonra oradayım. Tam kasaba giriyordum, kasabanın merdiveninde konuşuyordum. Geri döndüm, gittim. Hemen motoru çıkardım, benzin bitti bitecek. Hemen doğal garajına gittim, 15 liralık benzini koydum, geldim oraya, baktım çocuk orada. Çocuk beni görünce yüzü açıldı. Hemen mikrofonum var benim. Sen gördün mü benim ATV çalışmamı? Kız anons yaptı falan. Çocuklar da o, onlar da genç çocuklar. 15-17 yaş. Esrar içiyorlar. Görünce de biri esrar kapattı böyle eline. Biri böyle yaptı. Dürttü biri. Üç kişiydi. Gittiler. O kız çocuğu da ben onları kovdum. Ben onları buradan gönderdiğimin vermiş olduğu bir yüzüne parıltı vardı. Ve o anda ki ben obezim görüyorsun, karnım açtı bitti, hemen 3 saat karnım arnım acıkmadı. O çocukta o gözünde o ışık, sen diyorsun ya gözünde, biz de anladık. O kız sardı, o çocuk 12 yaşlarında bir kız çocuğu. O çocuk ben bunları kovdum anons yaparak diye, ben çocuklar hazırlan falan da demedim ve çocuklar gittiler. Yani demek istediğim böyle güzel şeyler var. Bunu bana biri 20 milyar lira maaş verse git Balat'ta Yeşiler yapabilir mi? Bu içinden gelen bir ses ve bunu büyütüp, hep sokakları büyütüp böyle şubeler açıp benim gibi işte bana benim kadar manyak bulunmaz. Her sert olması lazım senin gibi. Tamam işte bana yakın diyelim böyle gönüllüleri bulup bu çocuklar hizmet edeceksin. Çünkü çocuklar bizim geleceğimiz, yarın yataklara düştüğümüz zaman onlar bizi yönetecekler falan filan yapıyor. Bunun için gönüllü, Allah için yapılan her şey bu dünyada da görüyorsun yani. Evet. Evet. Bak benim karacım sigarayı bıraktı. Benim söylemem. Apo abi de sigarayı bıraktı. O da içiyordu. Hem paramız cebimizde kaldı. İstanbul'umuz. Bundan sonra. Bana dua edin, Allah razı olsun. Çayı kurdu. Onun duasını aldım. Sigarayı bıraktım. Şeker içiyor musun? İçiyorum. Kaç şeker? Ufak kadar. Can. Ufak kadar. İki. Sana da. Yani benim sayemde evet. Şimdi Allah razı olsun. Ne güzel. Yokuşta şimdi çıkartıp rahat atıyorum. Nefes çıkamıyorum.